Çağatay Ulusoy'a gidelim bakalım. Yeni imajını dün ekranlara getirmiştik. Çağatay Ulusoy, şimdi o meşhur müze var ya, evet. Balmum heykelleri yapan. Oraya kondu heykeli. Çağatay bile görünce şaşırdı. Nasıl buldunuz? Benzemiş mi? Kendi bile inanamadı gördüklerine. Uzun uzun inceledi kendi heykelini. Hatta kıyafetini düzeltecek kadar benimsemişti. Bu uygulama bold cap dedikleri şey, yani kellik bonesi. Yaklaşık ilk başlarda 2,5 saate yakın bir çalışma süresi alıyordu. Tabii işimiz biraz da zamanla yarış olduğu için sette. Biraz bizi zorladı o konuda. Bir de yazın çekimler oldu. Yaz sıcağında yani kafa hava almadığı için biraz terleme yapıyordu ve içeride küçük küçük su birikintileri oluşuyordu. O anlamda bazı zamanlarda ara verip tekrar dokunuşlar yapıp kayda devam ediyorduk. Balmumu heykeli olan Ünlüler Kervanı'na Hakan Muhafız dizisindeki Harun rolüyle Çağatay Ulusoy da dahil oldu. Ama karakter uğruna büyük değişim yaşayan Çağatay Ulusoy'un heykeli kendisinden çok Burak Özçivit'e benzemişti. Bizi en çok etkileyen de Osmanlı'nın Akıncı Delileri oldu. Oradan yola çıkılarak oluşturulan bir imaj. Her daim fit görmeye alıştığımız Çağatay Ulusoy bir dönem fazla kilolarıyla gündemdeydi. Proje iptal oldu, kilolar gitti. Kilo almanın nedeni dönem dönem oluyor öyle yani. Durduk yere kendiniz almıyorsa karakter oynayacağınız projeyle ilgili karakter için mi kilo aldınız? Bir şeyler deneme aşamasındaydım aslında. Kendimi bir görmek istediğim bir pozisyon vardı. Nasıl olacağımı karakter için. Oynamak istediğim bir proje vardı, oynayacağım bir proje vardı. Onun üzerine hala gündemde ama biraz daha ileri atılmış durumda. Duygu Sarışın ne zaman kameralar karşısına geçse Çağatay Ulusoy'un da adı geçiyor konuşmalarda. Ancak Çağatay Ulusoy söz sevgilisine gelince kestirip atıyor hemen. Özelim, özelime kalsın arkadaşlar. Peki bir senaryo onlar... çalışması evet, bir şeyler hazırlanıyor, evet. O işleri, evet. Bu kez Serenay Sarıkaya soruluyor ünlü oyuncuya. Yurt dışından bir film teklifi aldığı ama eski sevgilisiyle rol almak istemediği için reddettiği iddia edilmişti. Bunlar hep çıkıyor arkadaşlar. Bu tarz haberler sürekli çıkıyor. Biz de birinci ağızdan sizden duyalım. Evet, böyle bir şey var mı? Bu tarz haberler sürekli çıkıyor. Böyle bir şey yok yani. Hala sonra ilk kez böyle bir röportaj verdi. Evet. Hakan Muhafız dizisinde canlandırdı Harun karakteri. Beyoğlu'ndaki Madame Tussauds Müzesi'nde. Gördüğünüz Balmum gibi heykeli yapalım. Gayet fit gözüküyor Çağatay. Evet, evet, senin dediğin gibi spor salonuna gitmesi işe yaramış. Sen spor salonunda görüyordun çünkü. Gayet iyi görünüyor Çağatay. Evet, bir kere görmüştüm. Orada da gayet böyleydi. İyi gözüküyor yani. Ama bu arada Balmum'un heykeli gerçekten Burak Özçivit'e benzedi. Değil mi? O fotoğraf karesi. Yan yana gelince Burak'ın o şey karakteri. Neydi bu karakterin adı ya? Malkoçoğlu muydu? Bali Bey miydi? Neydi? Bali Bey miydi? Bilmiyorum. Bu dizideki doğru. Dizi değil mi? Malkoçoğlu. Öyle bir doğru şeydi galiba ama gerçekten benzemiş. Benzemiş yani. Bıyıklar biraz daha kısa şey olsa değil mi? Güzel İnce olmuş. Olsa olacakmış. Çağatay yani bence ben Çağatay'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Evet, Hakan, nasıl gidiyor dizi peki? İzledin iyi mi? İyi gidiyor. Bence çok güzel gidiyor. Orada da işte bu bir hastalık virüsü işliyorlar. Ondan sonra bayağı beğendim yani. Bak geçen yaz çekmişler ya. Neredeyse bir yıl olacak. Ya onay gördün falan mü? Olmuş, ve şu anda ve hani virüs yeni geldi. Orada da çünkü öyle bir şey işliyorlar. O yüzden güzel yani. Çağatay zaten bence başarılı da bir oyuncu. Ama bu kamera karşısında ben bu diziyi hiç beğenmedim. Yani şimdi 3. sezonu izlemedim tabii de ben diziyi kaçta bıraktım? 1. sezonu ve sonunu getirmedim yani. Öyle. Belki 2. sezon falan daha iyidir ama ilk sezonda almadı beni. Ama bu oyuncuların kamera karşısında bu kadar gerilmesi, bu kadar kendilerini ifade edememesi gerçekten benim canımı sıkıyor. Ben de onu söyledim BTR arasında. Yani hani kimse böyle uzun uzun cümleler çok fazla işte arasına böyle çok
ağır cümleler serpiştirmelerini, kelimeler serpiştirmelerini beklemiyor ama sen bu işi yapıyorsun. Ekran önündesin. En azından düzgün birkaç cümle kurabil. Iğlamadan, oğlamadan. Gergin. Kalabalıklara gergin. Hitap gergin, ediyor. Gergin. Bunun eğitimini alabilirsin. Bir rol için, o role girmek için çeşitli eğitimler alıyorsun. Yani çok zor değildir. Çünkü ciddi potansiyelleri var. Bir kere ekran figürü bunların hepsi. Ya ben mesela kameralar hepsi söylüyor zaten. Şimdi röportaj yaptığımız zaman birebir de. Mesela hani bir sette kameralar çalıştığı zaman başka bir role girdiğiniz zaman bir sıkıntı yok diyorlar. Değil onu mi? Çok iyi yapıyorsun diyor. Ama kendin olarak olarak kameralar karşısında geçtiğinde bunların kimyası bozuluyor. Evet. Mesela bak burada da o kadar gergin ki şimdi magazin olduğu için tabii, geriliyorlar. Tabii Serenay sorusu mu gelecek, Duygu Sarışın sorusu mu gelecek? Dolayısıyla bunun gibi kaç tane soru gelecek? Oradaki en kafa büyük, orada. Aynen, kafa oraya gidiyor. Oradaki mesela en büyük gerginlik, çünkü geçtiğimiz günlerde Serenay ile ilgili bir haber çıktı Çağatay'ın. Tabii. O soru gelecek mi diye onun kafasında o an düşünüyor. Bir yandan cümle kurmaya çalışıyor falan. Onun gerginliğiyle, anladın mı? Düşsene, o belki daha önceden tasarlamadı. Serenay ile ilgili soru gelirse ne yaparım, ne ederim? Ama yine de benim söylediğim şeylere dikkat ederse o gerginlikle de başa çıkmayı zaman bilecektir yani. Kesin. Çağatay, Cansu'yu önerilerini dikkate al. Cansu'nun önerileri değil bu, genel geçer öneriler yani. Ben iyiliklerini isterim sadece. Çünkü toplumları binlerce, milyonlarca hayranları var ve rol model alıyorlar yani. Doğru. Tam manasında mükemmel olmalarını arzu ederim ben. Evet, bazı hatta oyunculara da menajerleri ne der? Sen de çok iyi bilirsin. Hani konuşamadıkları için tabii. Bazılarına derler ya, sen kameralar önünde sus, çok konuşma diye. Evet, söyleyen menajerler de olur.